Ben dün eve döndüğümde öğrendim. Çok üzüldüm. Başınız sağ olsun. Sağ ol. Nasılsın? Ne olur böyle yapmayın. Siz de benimle konuşun. Biliyorum konuşmak zor. Benim sizi anlamam da zor. Ben sevdiğim birini kaybetmedim hiç. Ben sevdiğim birini değil. Onu ne kadar sevdiğimi bilmeyen birini kaybettim. Levent Bey biliyordur. O sizin anneniz. Ben ona en son ne zaman anne dediğimi bile bilmiyorum Feriha. Ona ne derseniz deyin. Anne o. Biliyordur sizin onu ne kadar çok sevdiğinizi. Biliyordur. O evi terk ettiğimde hissettiğim tek şey öfke ve özgürlüktü. Zincirlerimi kırmış gibiydim. Her şey çok başkaydı benim için o zaman. Sınırlarımdan kurtulmuştum sanki. Hepimiz farklı bir şekilde yapıyoruz bunu. Yapıyoruz değil mi? Peki neden şimdi o zincirleri ararken buluyorum kendimi? O gün kardeşimin doğum günüydü. Gözümün içine bakıp bana ne aldın der gibi bakan kardeşimi bile bir an hiç düşünmeden çekip gittim o evden. Şimdi onu tekrar kazanmaya çalışıyorum. Yeniden o güne dönsem yine onları yapar mıydım bilmiyorum. Pişman mıyım bilmiyorum. Hayat çok kısa gerçekten. Pişmanlığa yer bırakmayacak kadar. Neyse. Ben böyle kendim için pek konuşmam aslında. Sağ ol Feriha. Siz hayatımın en zor zamanlarında hep yanımda oldunuz. Ben izin versem de vermesem de. Şimdi ben sizin yanınızda olacağım. Şimdi ben sizden izin istemiyorum. Yanınızdayım Levent Bey. Yanınızda olacağım. Belki sizin bana olduğunuz kadar faydalı olamayabilirim ama sizi de sessizliğinizde uzun uzun dinlerim. Aradım açmadın. Her seferinde sen mi açmayacaksın? Bu sefer de ben açmadım işte. Kötüsün. Sen sanki çok iyisin de. Hande burada değil mi? Emir. Bak bir süre ben sana gelip de işte aşk, çaresizlik, Hande, acı falan diyene kadar bana Hande'yi sorma, tamam mı? Neredeydin 2 gündür? Feriha ile evi başımıza yıkmakla meşguldük. Eve döndü yani, bu güzel bir şey. Eve döndü. Ama bana dönmedi. Başkaları için döndü. Ben o yalanları atlattıktan sonra beni bir daha hayatta hiçbir şey böyle öfkelendiremez sanmıştım. Öfkelenmemek mi? Oğlum sen kıza tokat attın, farkında mısın? O değil. O başka bir şeydi. Öfke değildi. Şimdi hissettiğim şey öfke. Aynı evde 2 yabancı gibi saçmalarken hissettiğim şey öfke. Öfkeyi bilmiyorum ama saçmaladığınızı biliyorum. Ya siz ikiniz birbirinizi seviyorsunuz. Birbiriniz için ölüyorsunuz. Ama farkında olmadığın şey en azından beraber ölüyorsunuz. Hava çok güzel. Dışarıda çalışalım mı? Al. Benim hazırladıklarım burada. Birlikte çalışmayacak mıyız? Ben üstüme düşeni yaptım. Sen de kendi bölümlerini bitir. Benim biraz işim var, sonra eve gideriz. İyi, zahmet olmuş. Başın sağ olsun. Sağ ol. Sen de. Hayatımı kurtardığın için. Ya Feriha'nın hayatını kurtardığın için. Önemli değil. Onun hayatını kurtardığın için sana ömür boyu borçlu kalacağım. Ama ben yine söylüyorum. Son kez söylüyorum. Bizden uzak dur. Kaba. Her zaman her şekilde kaba. Siz birbirinize ne yapıyorsunuz ya? Bilmiyorum. Ben biliyorum. Birbiriniz olmadan yapamıyorsunuz. Sen gururunu, o inadını bırakamıyorsunuz ama birbirinizi de bırakamıyorsunuz. Eğer beraber olamıyorsak bari beraber aptallık yapalım diyorsunuz. Boş ver. Sen iyi misin? Siz ikiniz ne kadar şanslı olduğunuzu biliyor musunuz? Siz evlisiniz ya. Birbirinize gerçekten aşıksınız ve evlisiniz. Bunun ne demek olduğunu biliyor musun? Bunun ne anlama geldiğini anlayabiliyor musun Feriha? Çıkalım mı? Çıkalım. Görüşürüz.